Şimdi de gelin Paridi'de sıra. Hadi Paridi. Neyi bekliyorsun ki? Yenge, bunları yapmak zorunda mıyım? Yani bu manikürü yapmak için çok zaman harcadım. Ve çok koyu bir renk. Elimden gitmez. Ben bunu yapamam yenge. Gelin, burada çok fazla zamanın olacak. Şimdi törene devam et, olur mu? Tamam mı? Acele et. Paridi, merak etme canım. Bu boyayı çıkarmana yardım edeceğim. Tamam mı? Peki tamam. Şimdi ikiniz de yerde duran bu kaseyi sağ ayağınızla itip yere düşürmeniz gerekiyor. Sonra da eve girin lütfen.
Peki Arti, önce sen. Anne, kucağına al. Anne, çok uykum var. Ben senin kucağında uyumak istiyorum. Anç, lütfen biraz bekle. Sonra ben seni kucağıma alacağım. Hayır anne, şimdi beni kucağına al. Hadi anne. Hadi hadi acele edin. Daha yapılacak çok tören var. Hadi Paridi, sıra sende. Pratik. Neden herkes gülüyor? Üzgünüm yenge. Ben daha önce hiç yapmadım. Bu yüzden öyle yaptım. Peki tamam, sorun değil. Şimdi ikiniz de hemen eve girin. Hadi girin. Arti, hadi önce siz. Paridi, şimdi sıra sizde. Bayan Gayatri'nin gelinleri bir tuhaf. Biri tören sırasında çocuğunu alıp eve giriyor. Bir diğeri ise sanki yıllardır futbol oynamış gibi davranıyor. Görünüşe göre Arti bize çok kızgın. Giderken bizimle konuşmadı bile. Sürekli olarak onun yüzü gözümün önüne geliyor. Kızımızın kalbinde çok fazla acı var. Çoba, bizim kızımız kızgın filan değildi. Sadece düşünmesi gereken çok şey var. Arti'ye biraz zaman tanı.
Yeni evine alıştığı zaman yaşın sevgisini kazanacak ve bütün sıkıntıları yok olup gidecek. İlacını unuttun değil mi? Ben hemen gidip getireyim. Ati burada değil. Birbirimize iyi bakmamız gerek. Yaş. Nereye gidiyorsun? Tören henüz bitmedi. Affet beni anne. Bunlardan hoşlanmıyorum. Hayır oğlum. Bu törenler eğlenmek için değildir oğlum. Bunlar önemli şeyler. Ama anne. Abi. Abi lütfen beni dinle. Sana ve yengeme birkaç sürprizim var benim. Hayır, olmaz. Tüm bunları yapamam. Ama kardeşim, sen bizim için çok şey yaptın. Peki bu törenlere katılırsan ne kaybedersin ki? Bak, ne kadar üzgün olduğuna bir bak. Eğer sen bu törenlere katılacak olursan, onun yüzü de gülmeye başlayacaktır. Bak gördün mü? Bak. Evet abi, lütfen törene katıl. İşte bu çok güzel. Hadi gidelim. Anne, yeni babanın evi ne kadar büyük değil mi? Şimdi dinle bakalım. Artık yarın acımıyor değil mi? O zaman şimdi doğru uyumaya. Gelin, Anş'ın yorgun olduğunu biliyorum. Ama şu an onu kucağından indir. Daha yapılacak çok tören var. Anş, annen birazdan seni uyutacak. Şimdi aşağı in. Anne, hayır, inmeyeceğim ben. Burada uyuyacağım. Siz sakın Anş'ı merak etmeyin. Endişelenmeyin. Ben tüm törenleri yaparım. Ama önce onu uyutmalıyım. Pratik. Bu daha ne kadar sürecek? Ben odama gitmeliyim. Sadece 2 dakika, emin ol. Abi işte sürprizim burada. Merhaba Yaş, merhaba Pratik. Merhaba Kunal. Güzel bir sürpriz. Pratik, kesinlikle haklıydın. Anne, baba, bu Kunal. Okuldan benim arkadaşım. O daha yeni evlendi. Ve bu da yeni karısı Amrita. İyi günler teyze. İki oğlunuz da aynı anda evleniyor. Sizi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ve Arti'ye de bir şey söyleyeceğim. Çok güzel görünüyorsun. Hey Yaş. Her zamanki gibi yakışıklısın. Birbirlerine çok yakışmışlar değil mi Amrita? Bir ömür boyu mutlu olun. Umarım hayatınız her zaman bugünkü gibi mutlu ve huzurlu geçer Yaş. Ben sizi yürekten tebrik ederim. Sizler çok şanslısınız. Hayat sizlere ikinci bir şans daha verdi.
Ve şunu da söylemek isterim ki ikiniz de hayattan ümidini kesip evde oturan tüm insanlara çok güzel örnek oluyorsunuz. Ne iyi yaptınız. Bu doğru. Hayat güzeldir. Ama böyle sevgi dolu ilişkiler onu daha da güzelleştirir. Bay Kunal, Bayan Amrita, mutluluğumuzu paylaşmaya geldiniz değil mi? Öyleyse benimle gelin. Hadi gidelim. O halde şimdi de süt içinde yüzük bulma törenine başlayalım. Atalarımıza göre gelin ve damattan yüzüğü ilk bulan kişinin tüm hayatı boyunca karşısındaki kişiye hükmedeceğine inanılır. Size bir şey söyleyeyim mi Arpita? Parite, çok fazla ümitlenmeyin. Bu ailenin oğulları her zaman kazanır. Başlayalım mı? Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3. Hey bayım, beni izle. Bu sefer asla kazanamayacaksın. Öyle mi? Bu oyunu mutlaka kazanacağım. Mesele bu mu? O zaman kimin kazanacağını görelim. Yaşa abi. Arpita. Siz neyi bekliyorsunuz? Başlasanıza. Acaba bu oyunu bakalım kim kazanacak? Anne! Ben de oynayacağım. Anşe oğlum. Bu oyunu sen oynayamazsın, değil mi? Neden? Neden oynayamıyorum ben? Anş? Hayır canım, sözümü dinle, tamam mı? Hayır, dinlemeyeceğim, ben de oynamak istiyorum. Eğer o oynarsa ben de oynarım. Bu çocuklar çok tatlı. İstiyorlarsa bırakın oynasınlar. Böyle bir günde onlara kızmayalım. Peki, tamam. Oyna. Evet. Ben kazanacağım. Anne, bana yardım et lütfen.
gördün mü? Ben sana kazanacağım demedim mi? Hayatın boyunca benim sözümü dinlemen gerek. Buna hazır ol. Gayatri, bir oğlun yenildi. Hemen diğer oğluna yardım et, yoksa o da karısının kölesi olacak. Anne, ben kazandım. Yeni baba, ben kazandım. Sen kaybettin, ben kazandım. Hayır, kaybetmedim. Sen hile yaptın. Ben hile yapmadım. Hatta babaannem sana kopya verdi. Anş. Anş oğlum. Ne demek istiyorsun? Doğruyu söylüyorum babaanne. Parlağın kulağına fısıldadıklarını duydum bir kere. İkiniz hile yaptınız. Anş, büyüklerle böyle konuşulmaz. Beni çok kızdırıyorsun. Bunu babaanneme de söylesene anne. Neden oyuna karışıp hile yapıyor? Anş. Gayatri, çok tatlı bir torunun var. Onunla yakından ilgilensen iyi edersin. Midi, geç kalıyoruz. Törenler için hemen hazırlan. Peki. Şimdi bir törenimiz daha var. Bileklerinizdeki ipleri çözeceksiniz. Törenler sırasında dördünüzün de bileklerine ipler bağlamıştım. Artık ipleri çözmenin vakti geldi. Damat ve gelin birbirlerinin iplerini çözecekler. Ama unutmayın, tek elinizle çözmelisiniz. Önce Arpita çözmeye çalışacak. Yani ipi çözmesi gereken ilk kişi gelin olacak. Yaşa abi, lütfen elini uzatır mısın? Arpita, Yaşa abim elini çoktan uzattı. Lütfen şimdi ipi çöz. Vidi, hemen ona gidip çocuğu kucağından indirmesini söyle. Ama anne, bunu ona nasıl söylerim? Bilemiyorum. Sus. Sen onun büyüğüsün. Söyle çocuğu bıraksın. Üzgünüm. Arpita, Anş yüzünden töreni gerçekleştirmekte zorlanıyor olmalısın. Lütfen onu bana ver. Ben onunla ilgilenirim. Hayır, olmaz yenge. Onu idare edebilirim. Uyuyor. Düşebilir. Yapma Arpita. Benim de iki çocuğum var. Onunla ben ilgilenirim, merak etme. Şimdi onu bana ver. Na 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 na.
Arpita gelin. Geç kalıyoruz kızım. Lütfen Anş'ı düşünme, uyuyor. Töreni hızlı bir şekilde bitirelim. Davetliler evlerine gidecek. Pekala, Arpita yengemi hep beraber alkışlayalım. Yaşa abi. Hadi şimdi sıra sende. Evet Pratik ve Pariti. Şimdi sıra sizde. Şimdi bir düşün. İpliği çözmek için ne kadar çok zaman harcarsan gelinle de o kadar az vakit geçirirsin. Ve saat istediğiniz yönde hareket etmez. Demek öyle diyorsun. O zaman seyret. Yenge. Yenge, eğer bütün törenler bittiyse Anşı yatağına götürebilir miyim? Uykusu çok hafiftir. Her an uyanabilir. Ve eğer uyanırsa bütün evi birbirine katar. Peki, tamam. Arpita gelin. Anş, bu gece seninle birlikte kalamaz. Bunu bildiğini düşünmüştüm. Dinle kızım. Artık yaşın karısısın. Bu senin kocanla geçireceğin ilk gece. Biliyorsun artık yaşla kalman gerek. Bak gelin. Ben de bir anneyim. Ve bir anne olarak neler hissettiğini anlayabiliyorum. Ayrıca ikinci evliliğini kendi isteğinle yaptın, değil mi? Bundan böyle dünyanda sadece Anş olmayacak. Yaş ve onun kızlarıyla da ilgilenmen gerek. Evet, ben... Her şeye itiraz etmek zorunda değilsin. Biliyorsun evde misafirler var. Lütfen durumu anlamaya çalış. Vidi. Evet. Diğer tören için hazırlık yap. Sonra Anş'ı alıp çocuk odasına götür lütfen. Tamam anneciğim. Sakın merak etme gelin. Bu evdeki her çocukla hepimiz ilgilenmek zorundayız. Geri kalan törenleri bitirmek zorundayız. Sonra rahat edersin. Tamam mı? Seni büyük umutlarla evime getirdim gelin. Bu umutlarımın boşa çıkmasını kesinlikle istemem. Yaş için çok iyi bir eş, çocuklar için sorumlu bir anne olmalısın. İki yakışıklı damadın ne düşündüğünü biliyorum. Hepimizi düşmanınız olarak görüyorsunuz, öyle değil mi? Bizden nefret ediyor olmalısınız. Buradan bir an önce gitmemizi istediğinize eminim.
Anşın uyuyup uyumadığını bilmiyorum. Beni görmediği için ağlıyor olabilir. Ben yokken yorgan kullanmıyor. Odada klima çalışıyorsa mutlaka üşüyecektir. Eğer bütün törenler bittiyse odama gidebilir miyim? Neden bu kadar acele ediyorsun damat? Biraz daha burada kalabilirsin. Hayır, hayır. Artık damat beyi daha fazla bekletmek istemiyorum. Bir an önce onu odasına göndermem gerekiyor. Ama ondan önce son ve en güzel töreni yapmamız gerektiğini söyleyebilirim. Hiç kimse bu törenden kurtulamaz. Çünkü hepiniz Şindiye ailesinin adet ve geleneklerine ne kadar bağlı olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bu yüzden dördünüzün de bu törene katılması gerekiyor. Ancak ondan sonra eşlerinizi alıp odalarınıza çekilebilirsiniz. Pekala, bu geleneğe göre gelinlerinizi kucağınıza alıp buradan odanıza kadar taşımak zorunda kalacaksınız. Evet Pratik, bu sefer seninle başlamak istiyorum. Hiç önemli değil. Hey! Onu nereye götürüyorsun? Önce karşılığını öde. Neyin ödemesi? 7 yemin ettim, daha sonra gelinle geldim. Hayır hayır, bir ödeme yapman gerek. Aa. Bu kesinlikle yeterli değil. Eğer gelini almak istiyorsan daha fazlasını ödemelisin. Al bakalım. Evet. İşte şimdi tamam. Artık gelini alıp götürebilirsin. Hadi yaşa abi, şimdi sıra sende. Yaş, bu son tören oldu. Bunu da bitirmen gerek. Çok tatlı, çok iyi ve samimi oluyorlar. O da eğer kadınlardan bir çıkarları ve beklentileri varsa. Yaptıklarının karşılığını geri almayı çok iyi biliyorlar. Ve yaş senin mutluluğunu düşünüyor. Ve sen de şimdi onun mutluluğuyla ilgilenmelisin. Vay canına, hiç olmazsa kapıyı kapatsaydınız. Kapıyı kapatmalıyım, yoksa akrabalar bana bütün gece rahat yüzü göstermeyecek. Öyle olunca da
Artı ile içimden geldiği gibi konuşamam. Ne kadar utanmaz bir adam. Akrabaları kapıyı kapatmasını söyler söylemez hemen kapıyı kapatmaya gitti. Burada yalnız olsam da asla teslim olmayacağım. Ne yaparsa yapsın karşılığını mutlaka vereceğim. Kapıyı kapatmak için acele etmem bu yüzdenmiş demek. Hazırlıklar çok önceden yapılmış. Manisi çok haklıymış. Bütün erkekler birbirine benziyor. Yaş hakkında ne demek istediğini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Evlendikten sonra bana her istediğini yaptırmaya çalışacak. Ama bu asla olmayacak. Ne sanıyordun Yaş? Bu evliliği çocuklarının bir anneye ihtiyacı olduğu için yaptın. Ne duruyorsun artık? Git ve ona bu evliliği sadece oğlun Ayşin mutluluğu için yaptığını söyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.